Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Laqad ca'at rusul rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahumme salli. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahumme salli. Sallu ala şefii'i zunubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Allahumme salli. حصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم kıymetli Lale Gül TV izleyenleri ve Lale Gül FM dinleyenleri, Mevla Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Şu anda hayatına gelmiş olduğumuz peygamber İbrahim Aleyhisselam. Ülül azim peygamberlerdendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en üstün peygamberlerden bir tanesidir İbrahim Aleyhisselam. Aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de babasıdır, atasıdır. Malumunuz İsmail Aleyhisselam bir koldan geliyor, İshak Aleyhisselam bir koldan geliyor. O yüzden çok önemli bir peygamberi konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'la birlikte en çok bahsedilen bir peygamberi konuşacağız. Dolayısıyla bu da böyle bir iki programda değil de 3-4 programa anca sığdırabileceğimiz bir peygamber. Mevla Teala İbrahim Aleyhisselam'ın şefaatine bizleri nail eylesin. Malumunuz her tahiyyatta kendisine salat selam okuyoruz. Kema salleyte ala İbrahim ve ala al İbrahim inneke hamidun mecid diye ismini de andığımız bir peygamberdir kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de birçok surede kendisinden bahsediliyor. Efendim, rivayete nazaran Hazreti Adem'in yaratılışından 3337 sene sonra Babil şehrinde, tabi nerede doğdu çok ihtilaflı bir mesele. Babil şehrinde doğdu, Harran'da doğdu, Urfa'da doğdu vesaire bunlar yazılıyor. Ama İbn-i Kesir'e baktığımız zaman, İbn-i Asakir'e baktığımız zaman sahih olanın Babil şehrinde, Babil tarafında doğduğunu biz anlıyoruz. Yani yine tabii Babil aslında bir bölge manası. Yani Gaziantep, Diyarbakır oradan başlayıp Şam'a kadar, Şam da bir bölge demektir. Mezopotamya denilen yerlerde dünyaya geliyor 3337 sene sonra Adem Aleyhisselam'dan. Bir rivayete göre 175 yıl yaşıyor, bir rivayete göre 200 sene yaşıyor. Umdetül Kari sahibi de Buhari Şarihi. O da 200 yıl yaşadığının daha doğru olduğunu, 250 diyen rivayetler de var. 200 yıl yaşadığında ittifak olduğunu söylüyor İbrahim Aleyhisselam'ın ömrü. Tabii ki gelmiş olduğu toplum da bildiğiniz üzere Nemrut'la bir savaşı vardı ilk önce İbrahim Aleyhisselam'ın. Geldiği toplum da yıldızlara tapan, putlara tapan, aya tapan, güneşe tapan bir toplum. Bunlara Sabi'e diye Kur'an-ı Kerim'de de geçer, yıldıza tapanlar ifadesi vardır. Böyle bir yine putperest, Allah'tan gayrısına tapan bir toplumla uğraşmıştır, irşat görevi yapmıştır. Birazdan onlara tek tek değineceğiz. İmam Maverdi Rahimahullah'a göre İbrahim kelimesinin aslı Süryanice'dir. Ancak İbn Atiye'nin naklettiğine göre de Arapça olup ziyade acıcı baba manasındadır. İbrahim'dir o da yani. Yani ziyade acıcı, ziyade verici. İşte künyelerini konuşacağız şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın. İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklara çok acıdığından kendisine bu isim verilmiştir diyor İbn Atiye büyük müfessir. Bundan dolayı İbrahim Aleyhisselam ve ailesi Sare validemiz müminlerin çocuklarından vefat edenleri kıyamete kadar 7. kat semada tekeffül edecekler diye sayı hadis-i şeriflerde de vardır bu. Yani mesela şu anda deprem bölgesinde ülkemizin çeşitli yerlerinde çocuklarını kaybetmiş, kızlarını, oğlanlarını kaybetmiş birçok acılı baba ve anne var. Ama Allah'a sabrediyorlar, isyan etmiyorlar, sabır ediyorlar, Allah'a karşı gelmiyorlar. Onlara müjde ki onların evlatlarını İbrahim Aleyhisselam ile Sare annemiz 7. kat semada tekeffül ediyor. Babaları göçüp ahirete geçinceye kadar İbrahim Aleyhisselam yanında kalıyorlar. Sonra analarını babalarını alıp beraber cennete girecekler inşallah. Böyle de bir müjde var. İşte İbrahim Aleyhisselam çocuklara çok acıyan, çok merhametli, sürekli yediren, içiren, hiçbir zaman birinden bir şey istemeyen, hatta Umdetül Kare'de de yazıyor bu. Azrail Aleyhisselam geliyor İbrahim Aleyhisselam'a. Efendim ona halil olduğunu, vettehezallah İbrahim'e halila, İbrahim Aleyhisselam Mevla Teala ne edindi? Dost edindi. Tabi peygamberimizden sonraki makamdır o. Yoksa yegane dostu, yegane habibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim Aleyhisselam'dan makamı büyüktür.
Benim bu dediklerimi nispi olarak anlamanızda fayda vardır. Hangi peygamberle alakalı biz ne söylüyorsak o özellik daha üstünü Muhammed Mustafa'ya verilmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Onu da aklımızdan çıkartmayalım. Burada en son diyor ki İbrahim aleyhisselam, ey Azrail, sen bana bu müjdeyi verdin. Allah Teala beni dost edindi. Ben halil oldum. Peki febime ittekedeni Rabbi halila. Mevla Teala beni neden halil edindi? Kale inneke tu'tin nase ve la tes'elhum. Sen insanlara veriyordun, hiç onlardan istemeden veriyordun. Bir karşılık beklemeden onlara veriyordun. O yüzden dostluk makamını elde ettin. Tut'imut ta'am ve ifşa'us selam. Yemek yedirmek, selamı yaymak. Efendim ve kıyamul leyl ve nâsü niyam. İnsanlar uyurken gece namazı kılmak. Bu üç maddeyi yapan, gayret eden İbrahim aleyhisselam gibi Allah'ın dostu olur Allah'ın izniyle. İşte İbrahim aleyhisselam da veriyordu ama istemiyordu kıymetli kardeşlerim. Çok da efendim halim bir yapısı vardı. Yani böyle mesela Musa aleyhisselamın celal yapısı var. Ama İbrahim aleyhisselam halim yapısı var. Nereden belli? قال الله تعالى اِنَّ اِبْرَاهِيمَ muhakkak İbrahim لَحَلِيمٌ. Yani bir kendisine zulüm geldiği zaman, bir acı dokunduğu zaman ona karşı hemen intikam duygusuyla karar verip aceleci davranan biri değil. Halim. Yani musamahakar. Tabii ki şeriat konusunda musamahakar demiyorum. Nefsi konusunda kendisine acı geldiği zaman. Evvahun. Çok Efendi Hazretleri burayı çok ah eden, ümmetinin bağışlanması için, çocuklarının, torunlarının bağışlanması için çok ah eden, çok mağfiret isteyen bir kuldur. Münib. Allah-u Teala'ya çok yönelen bir kuldur İbrahim aleyhisselam. Hatta işte şimdi birazdan gelecek künyesiyle alakalı, yani ziyafet babası, misafirlerin babası, Ebu'l-Dıyfan diye ifade ediliyor. Neden? İbrahim aleyhisselam sofrada biri gelmeden hiç yemek yemezdi. Yani mutlaka o sofraya bir miskini, bir fakiri ağırlamak için beklerdi. Mesela efendim baktı ki sofrada kimse yok, dışarı çıkardı, Ruhul Beyan tefsirinde geçiyor. Bir mil, iki mil dışarıda gezinirdi ki bir misafir bulayım, tek başıma yemek yemeyeyim. Yani bir mil, iki mil dediğim 7-8 kilometre, belki 15 kilometre yol alıyor ki bir miskin bulayım, bir ihtiyaç sahibi bulayım, ona yemek yedireyim. Çok ziyafet vermeyi severdi, insanları ağırlamayı severdi. Yani sırf Allah'a yönelmek, namaz maksadıyla demiyorum. Namazlarını çok kılardı, gece namazı çok, Allah'a çok ibadet ederdi. Hem de Allah'ın, efendim miskinlerin kalbi Allah'la beraberdir. Neden? Onlar yalnız kalmışlardır. Dua almak istiyorsanız miskinlerden dua alın, fakirlerden dua alın. Çünkü onların kalbi Mevla ile beraberdir. Mevla onları yalnız bırakmaz. İşte İbrahim aleyhisselam da Mevla'nın sevdiği kulları yalnız bırakmayınca Mevla ile beraber olmuş oluyor. Münip, Allah'a yönelen olmuş oluyor. Anlatabildim mi? Hatta işte bir melek geldi, bir zikir çekti. İbrahim aleyhisselam malının, koyunlarının yarısını verdi. Bir zikir daha çekti. Öyle güzel Allah dedi ki İbrahim aleyhisselam bütün koyunlarını verdi. Dedi bir tane daha okur musun dedi. Ama dedi hiç malım mülküm yok dedi. Ne varsa verdim dedi sana ama Allah'ın zikrine doymuyorum dedi. Bütün malını mülkünü bir Allah diyen için veren, Allah ismi şerifinden, zikirden zevk duyan, sürekli Allah'a yönelen, ölül azim bir peygamber İbrahim aleyhisselam. Çocuklara çok acıyan, mahlukata çok acıyan bir peygamber İbrahim aleyhisselam 200 yaşına kadar yaşamıştır. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir ifade kullanılıyor. Ya hayral beriyye, ey yaratılmışlar en hayırlısı dendiğinde, bu Müslim hadis-i şerifidir. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, zâke İbrahimu aleyhisselam. Bana öyle deme, en hayırlısı İbrahim aleyhisselamdır. Şimdi bunu demek ne demek? Halbuki biz biliyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmişlerin efendisidir. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada ne yapıyor? Şunu yapıyor. يَحْتَمِلْ اَنَّهُمْ قَالُوا تَوَاضُعًا. Bunu tevazu maksadıyla söylemiştir. اَيْ يُنَادِيَ بِذَٰلِكَ. Kendisine hayral beriyyeh denildi ya. Ama şimdi kendisine böyle bir şey söylenildi ama babası da var. Yani atası İbrahim aleyhisselam da var. وَاِبْرَاهِمْ مِنْ اَبَائِهِ. İbrahim aleyhisselam ise nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atalarından, babalarından. Ve yukrahu et-tadavul alel abai. Babalara karşı küstahça davranmak, kendini ondan üstün görmek ise nedir? Üstün olsan bile bunu açıkça söylemek nedir? Küstahlıktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bundan münezzehtir. Ve kad yekunu fe ma'zel ma'lemin men nadahu bidalik. Yani söyleyen açısından da, şimdi sana bir söz söyleyenin anladığı şeye göre cevap vermen değişebilir. Adam zannediyorsa ki efendim böyle bir yapısı varsa ki acaba Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaratılmışların en iyisi mi değil mi veya uç noktalarda fikirleri varsa, onun anlaması açısından, nida eden anlaması açısından da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak ben atalarına
isyankar olan, babasına küstahça davranan, kendisini babasından daha üstün gören, Allah katında üstünlüğü başka ama söylenen açısından bir durum sezmiş olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden hayral beriyye, zâke İbrahim demiş olabilir. Nida edenin daha iyi anlaması için. Anlatabildik mi? Çünkü başka yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ene seyyidi veledi Adem. Ben Adem oğlunun efendisiyim diyor. Ve hadis-i şerifi sonunda la fakhra, övünmek yoktur diyor. Bundan kastımız ne? Tevazusunu hiç de bırakmıyor. Burada da diyor ki, yani çünkü ben Ademoğlunun efendisiyim dediğinde, burada da İbrahim aleyhisselam yaratılmışların efendisi dediğinde, bu iki hadis-i şerif çakışmış gibi duruyor, çelişmiş gibi duruyor. Halbuki bir çelişme yok. Orada Mevla tarafından vahyedilen hakkı konuşuyor. Burada da onu konuşuyor. Ancak buradaki maksadı ne? İbrahim aleyhisselam atalarından olduğu için babasına karşı küstahça davranmamak için. Bazı rivayetlerde de olabilir ki diyor, efendim, ene seyyidi veledü Adem, Adem aleyhisselam, Adem oğlan efendisiyim sözcüğünü hayral beriyye sensin ya Resulallah, hayır İbrahim'dir dedikten sonra söylemiştir. Dolayısıyla burada bir nasih mensuh meselesi de vardır diye imamlarımız bunu söylemiş. Yani şerhlerde bunu bulabilirsiniz. O yüzden ilk söz nedir? İbrahim aleyhisselam gönderilmiş de yaratılmış en hayırlısıdır. Sonra bunu nesk ediyor. Ney? Ene seyyidi veledi İbrahim veledi Adem. Ben Adem oğlunun en büyüğüm, efendisiyim sözcüğü ilk sözcüğünü nesk etmiş oluyor. Dolayısıyla yine hadis-i şerifler arasında bir çelişki olmamış oluyor. Ama biz buradan anlıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazu açısından bunu söylemiştir. Ama söylemiştir. Der ki İbrahim, hayral beriye sensin ya Resulallah. O İbrahim aleyhisselamdır diye alçak gönüllülük de göstermiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu niye anlattım? İbrahim aleyhisselamın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem katındaki hürmetini, büyüklüğünü de anlayalım diye kıymetli kardeşlerimiz. Evet, 200 yıllık ömrü olduğunu söyledim. Babil'de yaşadığını söyledik. İnşallah vefatına yakında nerede vefat ettiğiyle alakalı onu konuşacağız. Ama kuvvetli rivayet, biz daha yeni geldik, Mescid-i Aksa'daydık. Biliyorsunuz Kudüs'e yakın Halil Rahman diye Halil Mahallesi vardır. İbrahim Aleyhisselam oradadır. Sara annemiz oradadır. Yakup Aleyhisselam oradadır. Yusuf Aleyhisselam oradadır. Efendim İshak Aleyhisselam oradadır. İshak Aleyhisselam eşi oradadır. Kaç tane peygamber var orada ya? Acayip. Halil Rahman'da İbrahim Aleyhisselam mescidi. Oraya şu anda Yahudiler de Hristiyanlar da çok hürmet ederler. Çünkü Yahudiler derler ki İbrahim Aleyhisselam bizim atamız. Hristiyanlarda da İsa Aleyhisselam'dan dolayı o da bizim atamız derler. Çok severler İbrahim Aleyhisselam'ı. Mesela biz oradayken Yahudiler de orayı ziyaret ediyorlar. İnşallah İbrahim Aleyhisselam'ı Rabbim onların zulmünden kurtarsın, o eziyetten kurtarsın. Amin. Hatta şöyle bir şey de yaşadık. İsmail Hünerlici hocamla oraya ziyarete gittiğimizde biz Yasin-i Şerif okuyoruz İbrahim Aleyhisselam'ın kabrinde. Kabiri şurada düşünün. Şurada. Şurada Yahudiler var. Arada bir perde var, bir engel var. Biz de burada dibinde oturuyoruz. Bizim geldiğimizi duyunca Yahudiler bağırmaya başladılar. Böyle sesli sesli bağır. Bizim sesimizi kıstırıyorlar. Bize dedik ki yahu İbrahim Aleyhisselam bunları mı bizim mi? Bizim. Nereden belli? Şuradan belli. Estağfirullah, bismillah. Mâ kâne İbrahim Yahudiyen ve lâ Nasraniyen ve lâkin kâne hanîfen muslima ve mâ kâne minel müşrikîn. İbrahim ne Yahudidir ne Hristiyandır. Ve lâkin kâne hanîfen muslima. O ancak Allah'a yönelen bir Müslümandır, muvahhiddir. Ve mâ kâne minel müşrikîn. Müşriklerden de değildir İbrahim Aleyhisselam. O yüzden ey Yahudiler, siz İbrahim Aleyhisselam desteklediğinizi söylüyorsunuz. Ancak İbrahim Aleyhisselam sizin gibi İsa Allah'ın oğludur deyip de Allah'a ortak koşmuş değildir. Ey Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur diyorsunuz. Allah'a ortak koşuyorsunuz. Halbuki İbrahim muvahhiddir. Allah'a ortak koşan değildir. Siz ona ait değilsiniz. O da size ait değil. İbrahim ancak Müslümanlara ait. Biz de bunu bildiğimiz için Yasin-i Şerif'i orada 40 kişi hep beraber erkeklerle bir okumaya başladık. Herkes aynı anda Yasin-i Şerif okuyor. Ses yükseldi bizim böyle. Yasin vel Kur'anil Hakim diye. Sustular, korktular. Zaten korkaklar ama bu anekdotu da sizinle paylaşmak istedim. Yahudi Hristiyanlar içinde İbrahim Aleyhisselam çok mühimdir. Kabri de Kudüs'tedir. Yani Kudüs'e yakın bir şehir olan Halil Rahman mahallesindedir. Allah-u Teala tekrar tekrar ziyaret etmeyi size de bana da nasibi müesser eylesin. Amin. İşte İbrahim Aleyhisselam. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresinde anlatılıyor, Ankebut suresinde anlatılıyor, ismine has bir İbrahim suresi vardır. Orada İbrahim Aleyhisselam'ın cümleleri vardır. Onları tek tek konuşacağız. Ama dersimizin başında size okuduğum ilk yerde ne diyor? Ve İbrahim'e İbrahim iz kâle li kavmihi kavmine dedi ki ubudullâhe vettekû. Takdir edersiniz ki efendim Adem Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberlerde ilk sözcükler bu oluyor.
geçenki 16. bölümdeki programda da anlattım size. Bak 17. bölüme geldik. Salih Aleyhisselam'ı bitirdik. İbrahim Aleyhisselam'a geldik. Yine İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Aynı şeyleri söylüyor. Ü'budu Allah'a kulluk edin. Vettaku ondan hakkıyla sakının. Zalikum hayrul lekum. Eğer böyle muvahhid olursanız bu sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum ta'lemun. Şayet bilenlerdenseniz, kafanızı çalıştıranlardansanız bunu yapmanız sizin için doğru olan olacaktır diye irşat görevini başladığını Ankebut suresinde de anlatıyor. Ama ondan evvel İbrahim Aleyhisselam nasıl doğdu, neler oldu, Nemrut'ta neler yaşadı? Malumunuz üzere İbrahim Aleyhisselam'ın annesiyle alakalı burada belli rivayetler var. İsmi Emile diye bir rivayet var. İmam Kelbi Buğna, ismi Buğna'dır veya Emile'dir diye rivayetleri var. Babasının ismiyle alakalı ihtilaflar söz konusudur. Efendim ama bizim burada anlatacağımız üzere babasının ismi Tarah'tır. Tarah. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere orada amcası manasındadır. O Azar değildir. İsmi Tarah'tır. Birazdan onu delillendireceğim. Çünkü amcası müşriktir. Babası müşrik değildir. Görüşünü biz almak durumundayız. Neden bu görüşü alacağımızı da birazdan anlatacağım delillerle sizlere serdedeceğim kıymetli kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam malumunuz Nemrut döneminde yaşamıştır. Kenan oğlu Nemrut döneminde yaşamıştır. Babil şehrinin müessisidir bu Nemrut. Başına ilk taç koyan, yeryüzünde gururlanarak saltanat süren ve ilahlık iddiasında bulunan bir şahıstır. İsa Aleyhisselam'ın doğumundan 2640 yıl evvel yaşadığı düşünülmektedir. İmam Mücahit'ten rivayet edildiğine göre bütün dünyaya şarken ve garben 4 kişi hakim olmuştur. Bunu unutmayalım. O 4'ten birinin döneminde yaşamıştır İbrahim Aleyhisselam. İkisi Müslümandır, ikisi gavurdur. Bütün dünyaya hakim olan 4 kişi. Gavur olanlar kimdir? Birincisi Nemrut'tur. İkincisi Buhtun Nasır rivayetleri vardır. Efendim, bunlar gavur olanlardır. Müslüman olanlar ise Süleyman Aleyhisselam ile Zülkarneyn Aleyhisselam. İkisi de bütün dünyaya hakim olmuştur. İkisi de öbürküsü gavurdur, ikisi Müslümandır. Müslümanların burada kazanması lazım. Bir lider daha gelecek, bütün dünyaya galip olacak. O da kimdir? Müslüman olan Mehdi Aleyhisselam'dır. 3-2 maçı alacağız yani ona göre rahat olun. Evet, işte bu zalim bütün dünyaya hakim olmuş Nemrut Karakuru, efendim, böyle gözü şaşı, hiç nurlu olmayan, değişik bir adam bu Nemrut. Ve malumunuz bir rüya görüyor. Rüyasında efendim bir yıldız doğuyor. Bak burada yazıyor. Kara yüzlü, şaşı gözlü, cahil, son derece kibirli, gururlu bir adam. Zaten cahil değil de akıllı olsa yeryüzünde, gökyüzünde ben ilahım diye safsata kullanabilecek bir adam olabilir mi? Azıcık akıllı olsa kendisinin aciz olduğunu anlar. Yani bazı rivayetler var. 400 yıl boyunca hiç hastalık görmedi. O hastalık görmediği için, Mevla ona nimet verdiği için ama Allah'a karşı isyana devam ettiği için. Çünkü rivayetler gelecek. Melek geldi, onu 3 kere uyardı. İbrahim Aleyhisselam bir uyardı. Melek 3 kere uyardı. Dinlemedi. Koca ateş gözünün önünde gül bahçesine döndü. İbrahim Aleyhisselam orada 40 gün kaldı. Ona bile inanmadı. Biraz inanacaktı, meyletti. Yanındaki hemen vezir ona müdahale etti. Ona da inanmadı. 400 yılda bela çekti. O sinek onun beynine girdi. Kaç yıl kaldı orada? 400 yıl kaldı. 400 yıl boyunca baş ağrısıyla yaşadı. Biz burada 2-3 gün baş ağrısıyla yaşayamıyoruz. Ama adam işte salaklık yaptı. Gavurluk yaptı. Ne oldu? Bütün bu yaptıklarının, cahilliğinin karşılığını bir zulümle aldı. Allah-u Teala inatçı bir tavırla Kur'an-ı Kerim'e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, İslam aleminin kurallarına yanaşmaktan sizi de beni de muhafaza eylesin. Amin. Bu Nemrut bir rüya gördü. Rüyasında bir yıldız ayla güneşin nurunu söndürüyor. Tabi işte aynı Firavun gibi, Musa Aleyhisselam kıssası gibi geldi başvurdu kahinlere, sihirbazlara. Çünkü o Babil kentinde yıldızlara inanmak, yıldızlara göre hesap yapmak, kehanet yapmak, cinlerle uğraşmak, gaybden haber vermeye çalışmak, putlara tapmak bunlar meşhur işler. Nemrut da sordu. Kâinler dediler ki efendim bir çocuk doğacak. Sizin bu bütün mülkünüzü, sizin ışığınızı söndürecek deyince aynı Firavun gibi Nemrut da dedi ki o zaman ne yapalım? Bütün çocukları öldürelim. Çocukları katletmeye başladı erkek çocuklarını ve yasak koydu. Dedi ki erkekler hanımlarına yaklaşmayacak.
Ancak hanımlarının yanına işte çok özür dilerim hayızlı günlerde yaklaşabilirler dedi. Sonra düşündü bunun da önünü alamam ben dedi. Bütün erkekleri, bütün ahaliyi kadınlardan uzaklaştırdı, şehirden dışarı çıkarttı. Ama işte İbrahim Aleyhisselam'ın babasını bir şekilde, o da o zaman Nemrut'la beraber idi, bir şekilde ne yaptı? Şehre göndermek durumunda kaldı bir ihtiyacını görmesi için. Şehre gönderdi ama şart koştu. Sakın dedi hanımına falan uğramayacaksın. Kimseyi göndermiyor, bir tek ona güvenebiliyor. Onu gönderdi. O da o ara takdiri ilahi İbrahim Aleyhisselam'ı kendi eşinin yanına dedi, bir uğrayayım dedi. Ne yapıyor, ne ediyor? O ara uğradı ve bir birliktelik oldu. İbrahim Aleyhisselam'a annemiz efendim hamile kaldı. Korktu, çekindi. Gitti İbrahim Aleyhisselam'ı doğum yapacağı zaman bir mağaraya yerleştirdi. Çünkü her tarafta askerler geziyor. İbrahim Aleyhisselam'ı bulurlarsa alıp yok edecekler. Ama iş Allah'ın işi. Bir iş Allah'ın işi ise, Allah-u Teala olsun diyorsa, bütün kainat toplansa onun olmasını sağlayamaz. Bizim arkamızda Mevla olursa, destekçimiz Mevla olursa, dayanağımız Mevla olursa, kimse bizim ayaklarımızı yerden kaydıramaz. O iş olacaktır. Ve men yetevekkel alallah ve huve hasbuh. Kim ki Allah'a tevekkül eder, Allah ona yeter. Allah-u Teala da o annemize efendim ilham yoluyla olabilir, içinden geçmekte olabilir. Çocuğunu korumak kastıyla kendisi karar verip mağaraya koymuş olabilir. Aynı Musa Aleyhisselam'ın annesinin olduğu gibi orada ilham vardı ama burada ilham olduğunu Kur'an-ı Kerim'de görmüyoruz. Annesi kendi karar verip de koymuş olabilir. O mağarada İbrahim Aleyhisselam'ı koruyan da Mevla'dır. Hatta İmam-ı Talebi'nin tefsirlerinde ve eserlerinde İbrahim Aleyhisselam parmağından, şu baş parmağından süt emiyordu. Bir rivayette hem süt emiyordu, hem biraz büyüdü, ondan sonra bal emmeye başladı, su emmeye başladı. Bütün ihtiyacını şu parmağından görüyordu İbrahim Aleyhisselam. Mevla Teala buna kadir değil midir? Elbette ki kadirdir. Ve huve alâ kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Ol der ve oğlu verir. Sonra annesi bir geldi bir baktı ki oğlu herhalde telef oldu diye düşünüyor. Bir de baktı ki İbrahim Aleyhisselam büyümüş. Çünkü İbrahim Aleyhisselam bir günde bir haftalık kadar büyüyordu. Bir hafta geçince bir aylık kadar büyüyordu. Bir ay geçince bir sene kadar büyüyordu. Annesi onu bir süre oraya bıraktı. Geldiğinde evladını 7-8 yaşında, 10 yaşında bir boy pos atmış bir çocuk olarak gördü. Bir mucize. İşte İbrahim Aleyhisselam o mağarada büyüdü. Nemrut onu kesmek, doğramak istedi ama yapamadı. Sonra İbrahim Aleyhisselam bebek olarak değil de bildiğim boy pos atmış, sanki bu rüyadan evvel doğmuş da büyümüş bir çocuk olarak şehre girdiği için tepki çekmedi. Mevla işini devam ettirmiş oldu. Bir delikanlı olarak içeriye girmiş oldu, şehre girdi. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın irşat çalışmaları başlayacak. İşte yaşı büyümüş, efendim kendine gelmiş. Zaten diyor ya, biz o İbrahim'e önceden rüştünü vermiştik. Yani doğruyu yanlışı ayırt edecek bir kafa, bir beyin vermiştik İbrahim Aleyhisselam'a. Mevla Teala böyle buyuruyor. Bundan mütevellit İbrahim Aleyhisselam annesine soracak. Anne diyecek, senin Rabbin kimdir? Efendim? O da diyecek ki, benim Rabbim babandır. Peki babamın Rabbi kim? Babanın Rabbi Nemrut'tur. Peki Nemrut'un Rabbi kim? Orada kalacak annesi. Susacak. Ondan sonra bu meseleyi babasına soracak. Efendim, babası cevaplayamayacak. Ondan sonra işte rivayetlerde tabii böyle. Ondan sonra işte Nemrut'la karşı karşıya gelecek. Nemrut cevap verecek İbrahim Aleyhisselam. Diyecek ki, her şeyin Rabbi benim. İbrahim Aleyhisselam diyecek ki, benim Rabbim öldüren ve diriltendir. Sen nesin? Olacak, ben de öldürüp ve diriltiyorum. O da diyecek ki, benim Rabbim güneşi doğudan doğuran, batıdan batırandır. Sen tam tersini yap bakalım. Sen de böyle bir şey yapabiliyor musun? Orada efendim susup kalacak, cevap veremeyecek. Onlara tabii konuşacağız. Oradan ne deliller çıkacak. İbrahim Aleyhisselam bu şekilde şeye başlayacak. İrşat çalışmalarına başlayacak kıymetli kardeşlerim. Ama şu anda doğumunu konuşmuş olduk. Büyüdü. Annesi de babasına yavaş yavaş sorular soruyor. Sonra kendi kendine halkın yanında anlasınlar diye güneşe su konuşacak, aya konuşacak. Onları ben size tek tek anlatacağım. Şu anda özet olarak söylüyorum size. Ama çok önemli konular oldukları için üstüne duracağız. İbrahim Aleyhisselam güneşe ilah diyor mesela Kur'an-ı Kerim'de. Aa, benim ilahım bu. Acaba öyle mi ama? Düz meal olarak okuduğun zaman, aa, İbrahim Aleyhisselam Allah'a inanmıyor muydu önceden ya? Diyebilirsin. Halbuki öyle değil. Bunların tefsirlerini tek tek konuşacağız inşallah. İbrahim Aleyhisselam efendim, bir de halil olmasının manası şu rivayet vardı. Onu size aktarmayı unuttum kıymetli kardeşlerim. Allah'ın dostudur diyoruz ya. İbrahim Aleyhisselam ve bütün halk Nemrut'un sarayından ekmek alırdı. Herkes gelirdi çuvalıyla. Efendim, tek tek ekmek koyulurdu, ekmekler alınırdı, devam edilirdi. İşte o artık büyüdü, genç bir delikanlı oldu. Nemrut da tabii onun
yasak koyduğu dönemde doğduğunu anlayamadı Mevla'nın yardım etmesiyle. Delikanlı oldu. Annesi dedi ki git saraya, oradan bize de ekmek getir. Özür dilerim hanımı, o zaman da evlenmişti Sare annemizle. Hanımı, özür dilerim. Gitti efendim. Orada sıradan devam ediyor. Herkes Nemrut'a boyun eğiyor, secde yapıyor. Öyle ekmeğini alıyor, devam ediyor. Ununu alıyor, devam ediyor. Sıra İbrahim Aleyhisselam'a geldi. O dedi ki ben sana boyun eğmem. Çünkü beni yaratan sen değilsin. Beni dirilten sen değilsin. Doğudan güneşi doğuran sen değilsin. Batıdan batıran sen değilsin. Demin söylediğim cümleler de orada gerçekleşti diyen rivayetler daha kuvvetli. Yani gençken bunlar oluştu. İşte Bakara suresinde anlatıldığı üzere. Yani söyledi ona efendim. Elem tera diye başlıyor. Sen görmedin mi ki İbrahim Aleyhisselam Nemrut'la, o kafir olan Nemrut'la neler konuştu? O dedi ki benim ilahım diriltir ve öldürür. Ben de öldürürüm. Nasıl öldürürsün? Bak dedi, getirdi iki tane adam. Bunu öldürüyorum, bunu sağ bırakıyorum dedi. İbrahim Aleyhisselam orada şunu demedi. Ya benim verdiğim örnekte senin ben yoktan var etmeyi konuşuyorum falan diye onunla hiç böyle diyaloğa girmedi. Direkt onu bitirmek için dedi ki ya benim Rabbim güneşi doğudan doğuruyor, batıdan batırıyor. Sen yapabilir misin deyince münazarayı kazandı. Yani dalaşa girmedi. Direkt hakikati ortaya koydu. Delille ortaya koydu. Anlatabildik mi? Mevla'yı da sıfatlarıyla anlattı. Çünkü Mevla'yı tam anlamıyla direkt anlatmak mümkün değildir. Yuhyi ve yumit. Benim ilahım diriltir ve öldürür. Sıfatlarını söyledi. Sen ne yapıyorsun dedi Nemrut olarak. Senin sıfatın ne? Benim Rabbim güneşi doğudan doğru batıdan batırır. Senin sıfatın ne? Sen acizsin. Onu aciz bıraktı. İşte bu konuşma ekmek almaya gittiği sırada oldu İbrahim Aleyhisselam. Nemrut da bunları söyleyince Nemrut dedi ki sana ekmek yok. Defol. Git çık dışarı. Bu sırada İbrahim Aleyhisselam eve gitmek istemedi. Böyle boynu bükük gitmek istemedi. Dedi ki ben dedi çuvallara dedi toprak doldurayım dedi. Toprakları doldurdu. Millet de onu hakir görmesin. Bak bu almadı hiçbir şey. Efendim ama sırtımı doldurdum. Evime yine bir şeyler götürüyorum. Toprağı çuvallara doldurdu. İki çuvalı aldı, sırtladı, geldi. Mevla'ya tevekkül etti. Sare annemiz yemek yapacak. Çuvalları bir açtı. İçerisinde nimet dolu. Topraklar olmuş ekmek. Topraklar olmuş un. İbrahim Aleyhisselam o ara uyuyor, dinleniyor. Ya yemek kokusu geldi burnuna. Uyandı. Dedi ki ya ben bir şey getirmedim. Ey Sare nasıl yemek yapıyorsun? Dedi olur mu? Sen dedi iki tane çuval getirmişsin. İçerisinde ekmek dolu, un dolu, malzemeler dolu. Yok dedi ben onu toprak doldurmuştum. Demek ki bu iş Mevla'nın işi dedi. Sare annemize dedi ki tabii ki sen ki Mevla'ya tevekkül ettin. Sen ki hak namına boynunu bükmedin. Allah'ın davasını güttün. Sen Allah'ın dostu oldun. Allah da seni ortada bırakmadı dedi ya. İşte oradan وَاتَّقَدَ اللّٰهِ اِبْرَٰهِمَ خَل۪يلًا biz İbrahim'i dost edindik rivayeti kuvvetli oluyor kıymetli kardeşlerim. Neden İbrahim Aleyhisselam'a Halilullah deniyor ya? Evet. Peki sonraki meselelerde efendim İbrahim Aleyhisselam'ın babasına biz Azer değil dedik. Tarak dedik. Peki delilimiz nedir? Bu konu benim için çok mühim olduğu için ve halk arasında da yanlış bilindiği için bunu size aktarmakta bir fayda görüyorum kardeşlerim. Şimdi Fahreddin Razi'ye göre büyük müfessir ve İmam Suyuti'nin El Havilil Fetava çok müthiş bir eserdir. Bende de vardır. Diyor ki Azer'in İbrahim Aleyhisselam babası olmayıp amcası olduğu hususunda birçok deliller serdedilmiştir. Efendim babasıyla alakalı En'am suresinde çünkü böyle bir ayet geçiyor. قَالَ اِبْرَٰهِمُ لِيَب۪يهِ اَذَرَ Babası Azer'a İbrahim dedi ki işte ya ebeti ey babacığım لِمَ تَعْبُدُ niye ibadet ediyorsun duymayan işitmeyen şeylere. Anladık mı? Şimdi oradan insanlar diyor ki İbrahim Aleyhisselam babası kafirdi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben hiçbir şekilde pis olanlardan gelmedim. Necis olanlardan gelmedim. Her türlü cahiliye pisliğinden temizim. Benim soyum paktır, temizdir, nurludur. Allah da diyor ki innemel müşrikûne necesün. Müşrikler necestir. Müşriklerin kendisi pistir. İbrahim Aleyhisselam babası pis ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben pak ve temiz bir soydan geldim diyorsa burada bir çelişki olmuyor mu? Oluyor. O zaman İbrahim Aleyhisselam babası Azer değil. Kim? Tarah olmuş oluyor. Buna delil olarak da Fahreddin Razi de bu görüştedir. İmam-ı Suyuti de bu görüştedir. Habrul Ümmeh, ümmetin en büyük alimi Abdullah İbni Abbas Efendimiz İbrahim Aleyhisselam babasının adı Azer değil Tarak'tı diyor. Anladık mı? Yine İmam Mücahit Abdullah İbni Abbas Efendimizin görevlisi, hizmetlisi, o da büyük müfessirdir. Azer İbrahim Aleyhisselam babası değildir diyor.
En'am suresi 74. ayet-i kerimenin tefsirinde İbn-i Cüreyç, İbn-i Müzir'in nakline göre İbrahim Aleyhisselam babası Azer değildi diyor. Anlatabildik mi? İmam-ı Süddi, bunlar hep büyük müfessirlerdir. Onlar da diyor ki Azer İbrahim Aleyhisselam babası değildir diyor. Peki orada niye eb kelimesi kullanılıyor? Eb. Bak, valid değil, eb kelimesi kullanılıyor. Eb kelimesi Arapçada baba manası, amca manası. Yani amca da babanın yarısıdır ya. Örnek var mı buna? Vardır. Araplar amcaya mecazen baba derler. Yani orada Azer kim oluyor o zaman? İbrahim Aleyhisselam'ın amcası olmuş oluyor. Anladık mı? Emküntüm şu hedayda hallara Yakub el mevtü. Hani Yakub'a ölüm gelmişti. İdkâle li benîhi, oğullarına demişti ki mâ te'abudune min ba'di. Benden sonra ne yapacaksınız? Kâlu ne'abudu ilâheke ve ilâhe âbâike İbrahim ve İsmail ve İshâka ilâhe vâhide. Yakub Aleyhisselam oğulları dediler ki babalarımız İbrahim, İsmail, İshak'ın tek olan ilahına tapacağız. Şimdi İshak babaları, İbrahim de babaları ama İsmail babaları mı? Değil. Neleri? Amcaları. Peki amcalarına hangi kelimeyi kullandılar? Âbâ. Eb kelimesini amcaya da kullanmış oldular. Yani Arapların eb kelimesini, baba kelimesini eb ama eb olarak amcaya kullanma delili Kur'an'da var mı? Var. Nerede var? Bakara suresi 133. ayet-i kerimede var kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eb kelimesini amcasına kullanmış mıdır? Kullanmıştır. Hazreti Abbas'a kullanmıştır. Hazreti Abbas Düldül isimli katırına bindiğinde Mekke ehlini İslam'a davet için yola çıktığında Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bir zarar gelmesinden korkarak dedi ki ruddu aleyye ebi, ruddu aleyye ebi. Bak ebi, baba diyor, eb diyor amcasına. Amcam bana geri çevirin, babam bana geri çevirin. Demek ki eb kelimesini amcaya kullanmakta hadis-i şeriften delil var mı? Orada da var. Ayet-i kerime var ki Şuara suresinde ellezî yarâke hîne tekûm ve tekallübeke fissâcidîn. O zat ki seni namazlara kalktığın zaman da görmektedir. Secde edenler içerisinde dönmeni de. Buradaki tekallübük sülpten sülbe geçmeni de görmektedir. Ama hangi sülpten hangi sülbe geçiyorsun sen ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Secde edenlerden secde edenlere. Secde edenlerden secde edenlere. İbrahim aleyhisselam babası peygamberimizin atasıysa, secde edenler diyorsa İbrahim aleyhisselam babası demek ki muvahhid Müslümanlardandı kıymetli kardeşlerim. İnşallah şu anda vakti yetiştiremiyorum. İbrahim aleyhisselam ateşe atılma kıssası ne zaman? İbrahim aleyhisselamın kafir olarak ölmüş amcasına İstiğfar etmeye çalışırken Allah'ın nehyetmesi tevbe ayeti, Tevbe suresinin ayeti ne zaman indi? İbrahim aleyhisselam bir daha Rabbena gfirli ve livalideyye diyor. Yani anamı babamı bağışla diyor. Bu anamı babamı bağışla demesi Mevla'nın onu kafir olarak ölmüş bir kimseye istiğfar edemezsin sözünden sonra oluyor. Sözünden sonra olunca demek ki orada ölen amcası oluyor, kafir olarak ölmüş. Allah-u Teala artık İbrahim Aleyhisselam demiş ki amcan için bir daha istiğfar etme. Akabinde Rabbena filli ve livali deyye demesi eğer kafir olarak ölmüş babası içinse İbrahim Aleyhisselam burada büyük bir günah işlemiş olur. Anlatabildim mi? Demek ki o ölen amcasıydı, Müslüman olarak ölen babasıydı. O ayetten sonra dahi babasının affolunması için dua istiyor. O babası olsaydı o ayet Tevbe suresindeki kafir olarak ölmüşler için istiğfar etme, İbrahim aleyhisselam burada günah işlemiş olurdu. Bu da mümkün olmayacağından İbrahim suresindeki Rabbena gfirli ve livalideyye ve velil mü'minine kelimesinde valid kelimesi kullanılıyor. Eb kelimesi değil. Çünkü valid velet, valid baba kelimesi kan olarak, soy olarak, kesinlikle fiziksel olarak babansa Araplar valid kelimesini kullanır. Halbuki Azer hakkında amcasıdır çünkü eb kullanıldı. Müslüman olarak ölen babası hakkında velet kullanıldı. Aradaki farkı umarım anlayabilmişsinizdir. Allah nehyetti kafir ölenlere sakın istiğfar etme diye. O nehiden sonra bir daha Rabbena gfirli ve livalideyye diyor İbrahim Aleyhisselam. Demek ki o ölen amcasıydı. Bu ölen babası Müslümandı ki hala ona istiğfar ediyor. Çünkü bir insanın Müslüman mı yavur mu olarak öldüğünü veya dua edip etmeyeceğimizi nasıl anlarız? Öldükten sonra. Mevla nehyediyorsa anla ki o kafir ölmüş amcası. Ama burada bir daha günah işlemeyip Mevla da onu bir daha nehyetmiyorsa anlıyoruz ki babası Müslüman ölmüş. İnşallah biraz karışık olmuş olabilir. Farkındayım. Vakit de daraldığı için özet geçmiş oldum. Ama bunu size delillendireceğim ben. Yani arada bir tarihi süreç olduğunu
amcasının önceden vefat ettiğini, babasının sonradan Müslüman olarak vefat ettiğini İbrahim Aleyhisselam'ın. Dolayısıyla Azer'in İbrahim Aleyhisselam babası olmadığını, babasının isminin Tarah olup Müslüman olduğunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyunda gavur olmadığını, soy derken yandaki soyu kastetmiyorum, direkt dedelerden, atalardan, bunu size inşallah 18. programda delillendireceğim. Ve ahiru du'avana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.